Cidden herkese merhaba arkadaşlar. Dünyanın en ünlü turistik şehrinde 2 gün boyunca harika bir gezi yapacağız. Videomu da 2 parça halinde yapmaya çalışacağım. Bu birinci bölümde daha simgesel, ikinci bölümde de bir Parisli gibi gezeceğiz. Daha çok bilinmeyen ve farklı bölgeleri anlatmaya çalışacağım. İlk durağımızda 1806 yılında yapımına başlanan ünlü Zafer Takı arkadaşlar. Benim için Eyfel Kulesi'nden daha güzel bir yer burası. Napolyon'un ünlü Austerlitz Savaşı'na ithafen, oradaki zaferlere ithafen bu muhteşem eser yapılmış. 48 metre yüksekliğinde, 22 metre genişliğinde devasa bir eser arkadaşlar. Napolyon bunun kendi düğününe yetişmesini çok istemiş ama tahttan indirilince bu mümkün olmamış. Sonraki dönemlerde işte 1921 yılında Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da ölen askerlerin anısına aşağıya meçhul asker anıtları gibi bazı eserlere dikilmiş. Şu anda yukarıya çıkıp Paris'i yukarıdan da izleyebiliyorsunuz. Ama biz şu anda vaktimiz dar olduğu için bunu yapamayacağız. Yaklaşık 15 euro diye hatırlıyorum, tam emin değilim. 15 euro'luk ücretle bence buraya da çıkmak daha mantıklı. Çünkü buradan Eyfel Kulesi'ne muhteşem bir manzara var arkadaşlar. Anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Buradan hemen karşısında o Illuminati'nin meşhur yıldızının en ucundan devam edeceğiz ve önce Şanzelize, sonra Concorde, sonra Louvre'ye kadar bu yolu takip edebiliyorsunuz. Meşhur Şanzelize de arkamda. 12 caddenin birleştiği yerdeyiz arkadaşlar. Dünyanın en büyük meydanı burası bu arada. Biliyorum böyle bölük bölçük anlatıyorum ama dünyanın en büyük meydanındayız şu anda. Şimdi o zaman Şanzelize'ye doğru devam ediyoruz. Şu an bulunduğumuz yer dünyanın en ünlü caddesi arkadaşlar. Burası 2 kilometrelik meşhur Şanzelize Caddesi. İsmini mutlaka bir filmden, bir kitaptan mutlaka duymuşsunuzdur. Ülkemizde bile böyle onun çakmaları var tabii ki mekanlar olarak. Ama dünyanın en pahalı markalarının olduğu, en pahalı evlerinin olduğu, böyle baştan sona kadar Louvre Müzesi'nden başlayarak, tabii arada Concorde Meydanı da var, Zafer Takı'na kadar sonlanan bir upuzun dümdüz bir cadde. Zamanı Trolleybüs bahçelerinin manzarasının daha iyi görülmesi adına genişletilmiş bir caddeden bahsediyoruz. 70 metre genişliğinde 6 tane şerit var arkadaşlar. Ve sağlı sollu bütün apartmanlarda dünyanın en ünlü mağazalarının hepsini bulabilirsiniz. Hatta benim bir arkadaşım dediğine göre bu iki kilometre boyunca iki apartmanlarda hiçbir Fransız vatandaşın evi yokmuş. Ya Arap şehirlerinin, ya Ermeni diasporasının, ya işte Yahudilerin evleri hep varmış. Ya da şirketlerin ofisleri varmış. O yüzden şu anda bulunduğumuz yer, paranız yoksa gelmeyin. Yani çok üzülüyorsunuz. Böyle biraz fakirlerin çok üzüleceği bir cadde tabii ki. Kendimden de bahsediyorum. En ufak bir kol düğmesi, yani 30 bin euroları, 40 bin euroları görüyorsunuz böyle. Garip fiyatlar. Neyse, buradan sonra da artık şu gördüğünüz istikametten Eyfel Kulesi'nin civarına doğru gideceğiz. Yarın Louvre taraflarını gezeceğiz. Diğer videoda olacak o kısım inşallah. Yani ben durmadan bu videoda koyabilirim. Şimdilik bu kadar Şanzelize'den. Şu 2 kilometrelik caddeyi de mutlaka başından sonuna kadar yürümenizi tavsiye ederim. Instagram'ın en ünlü fotoğraf noktalarından bir tanesindeyiz arkadaşlar. Eyfel'i görebileceğiniz çok güzel noktalar var. Bunlar son zamanlarda popüler hale geldi. Yani direkt o karşısındaki bahçelerden değil de böyle ara sokaklardan çekilen yerler var. Bunların en ünlüsü Rue de l'Universiat. Yani üniversite caddesindeyiz şu anda. Eyfel'in hemen karşısındaki binaların arası burası. Zaten şu anda arkamda gördüğünüz kitleye de bakınca herkes burada içeriklerini üretmeye çalışıyor. Biz de buraya geldik. Hem gündüz hem de gece çekimleri yapacağız. Yani Eyfel'de zamanınız bolsa buraya gelip çekim yapın. Çünkü çok güzel açılardan fotoğraflar çekebiliyorsunuz. İşte şimdi burayı da bitirdikten sonra artık yavaş yavaş Eyfel'e yaklaşmaya devam edeceğiz. Ve Eyfel diyoruz arkadaşlar. Fransızların Iron Lady, yani demir kadın dedikleri Eyfel Kulesi, Fransız İthalimi'nin 100. yılına denk gelen Paris Fuarı kapsamında yapılmış. O zamanlar şehirlerin bir türlü sevemediği bir yermiş. Ama şu anda her sene 7 milyon insanın ziyaret ettiği, 10 bin ton ağırlığında, 20 bin tane ampulle aydınlatılan, yapımı 8 milyon franka, o zaman 1,5 milyon dolar yapıyormuş ama çok ciddi bir paraymış, mal olan bir eserden bahsediyoruz arkadaşlar. Hitler'in doğum gününde yapılmış.
Onun dışında birçok bilgisi var. Gustavo Eiffel tarafından yapılmış ve Fransızlar o dönemde biz dünyanın mühendislik harikalarını yapabileceğine inandıkları için ve bunu tüm dünyaya göstermek için inşa edilmiş. 3 farklı platform var. 324 metre uzunluğunda, antensiz 300 metre uzunluğunda. Her sene 120 bin kilometre asansörler yol yapıyor arkadaşlar. Daha nasıl bilgiler vereyim size? Şu anda giriş 15 euro. 3 platformdan oluşuyor. Bazılarına merdivenle, bazılarına asansöre çıkıyorsunuz. En üstte Gustavo Eiffel'in çalışma odası var. Özgürlük heykelinin iç tasarımını yapanlar da bunu üstlenmişler. Onun dışında artık ne desem bilmiyorum. O kadar çok bilgi verdim ki. Düşünüyorum çünkü 20-30 tane bilgi ezberlemiştim, öğrenmiştim. Her sene 3 farklı tonda boyanıyor ve 7 yılda bir boyanıyor arkadaşlar. Her sene 15 santim esniyor arkadaşlar. Bu öyle planlanmış çünkü kulenin kırılmamasından dolayı. Yani bu tarz bilgileri vermek istedim. Bunlar çok önemli bilgiler. Merhaba. Merhabalar. Burada Türk misafirlerimiz de geldi. Yani gerçekten muazzam bir eserden bahsediyoruz. Ve her sene 7 milyon turist arkadaşlar, dile kolay. Dünyada artık tanımayan kimse yok. Binlerce filme konu olmuş, binlerce kitaba konu olmuş. Zamanca Barcelona yapılması planlanmış ama İspanyollar istememişler. Fransızlar bize yapın demişler ve belki o zaman pişman olmuşlar ama şu anda ne kadar doğru bir karar verdiklerinin arkasındalar bence. Şu anda görüyorsunuz, akşam 6'yı geçmesine rağmen deli gibi trafik var, insan yığını var ve her saat başı burada parıldayan bir ışık var. O yüzden burası her saat başına daha çok doluyor. Anlatacaklarım bu kadar. Biz daha çok buradan görsel çekmeye devam edeceğiz. Zaten birçok görüntüyü izlediniz. Artık buradan sonra da yavaş yavaş diğer mekanlara doğru devam edeceğiz. Bir önerim daha var arkadaşlar. Eiffel Kulesi'ni muhteşem açıdan çekmek istiyorsanız ya da kendinize yaratıcı reelsler yapmak istiyorsanız, bakın hemen arkamda Eiffel Kulesi ve burası da Pont d'Hekim Hekim Köprüsü. Pont köprü demek, Hekim Köprüsü gibi bir şey. Hakimin artık kim olduğunu bilmiyorum. Bakmak lazım Fransa'nın geçmişine. Üstü tren, altı yaya ve karayolu. Altında da nehir yolu olan bir köprüden bahsediyoruz. Ücretsiz bir köprü sonuçta, gelirsiniz. Bu muhteşem açıdan fotoğraflarınızı çekebilirsiniz. Tekrar dönüyorum. Upuzun ve simetrik bir köprüden bahsediyorum. Sağlı sollu metaller var, metal sütunlar var. Çok güzel bir noktada. Buradan da artık Trakore kısmına geçip uzaktan o saray gibi olan yerden Eiffel fotoğraflarınızı çekebilirsiniz. Buradan sonra da artık biz oraya geçiyoruz. Şimdi hep yukarıdan çektik. Biraz nehir seviyesine inmemiz lazım arkadaşlar. Paris'te Sen Nehri var. Biliyorsunuz ki Sen Nehri var. Ve Eiffel aslında o güzel manzarasına ayrı bir güzellik katıyor. Fransa'nın, Paris'in en ünlü su kenarı burası şu anda. Mutlaka yoldan aşağı merdivenlerden inin ve bu hat boyunca yürüyün. Çok güzel manzaralar var. Bakın çok güzel bir açıdan şu an Eiffel karşımıza duruyor. Burada oturun, sigaranızı için, çayınızı için, kahvenizi için, aldığınız yemekleri yiyin. Bence birçok restoranttan çok daha hoş bir ambiyansa sahip burası. Ekonomik gezmemiz gerekiyor arkadaşlar. Karşıyı bir gösteririz. Gittik, aldık 2 euroya şarabımızı, kruvasanımızı, 4 tanesi 1 euro. Elmamızı falan otelden almıştık zaten. Böyle artık günün yorgunluğunu böyle muhteşem bir yerde atıyoruz. Bence bundan daha güzel olur. Ve arkadaşlar akşam yemeği zamanı. Paris'te Hanami'ye geldik. Muhteşem bir yerdeyiz. Zaten anlatmaya gerek yok, arkamda görüyorsunuz. Trocadero'nun da bahçesi oluyor burası aynı zamanda. Burası Asya mutfağını servis eden bir yer. Ben Japon zannetmişim ama birçok mutfak var. Şurada mesela Pad Thai var. Arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Önce Tayland mutfağının efsane yemeklerinden. Bunun karideslisi var, tavuklusu var, birçok çeşidi var. Şöyle bir tane küçük parçalıyorum. Asya mutfağının manyağı. Burada arkadaşlar satay var. Bakın, Malezya ve Hint mutfağının en öne çıkan lezzetlerinden arkadaşlar. Bizim kebabın bir farklı versiyonu, kuşbaşının. Burada biraz peynirlisi de var. Bu takoyaki arkadaşlar. Japon mutfağının en sevdiğim lezzeti arkadaşlar. İstisnasız çünkü bunun içinde ahtapot eti var.
Bakın. Muazzam. Tabii ki suşilerimiz var. California roll var. Bu beyaz peynirli olan cinsinden. Birazdan ona geçeceğim. Ve burada adını hatırlamadığım başka bir şey daha var arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Dumpling. Evet, özür dilerim. Bu da dumpling, vejetaryen dumpling. Yani bizim mantı ya da hingel dediğimiz Azerbaycan'daki Asya'da çok yaygın bir, daha sonra Japonya ve Çin'de de çok yaygındır bu. Bu da bu şekilde arkadaşlar. O zaman ben artık bu muhteşem menüyü Hanaminam dünyasında yiyorum ve yoluma devam edeceğim sonra. Paris gezimize devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda bulunduğumuz yer Pasaj Verde. Biraz İstanbul'daki, İstiklal'deki çiçek pasajını andırıyor. Sağlı sollu çok güzel mekanlar, böyle tarihi bir pasajın içerisinde hizmet veriyor. Şu anda Paris sokaklarına artık kayboluyoruz. Pasajlardan pasajlara bağlanıyoruz. Hemen karşımızda da bir diğer pasaj var. Passion pasajı diye. Buradan da oraya geçtikten sonra artık farklı lokasyonlara doğru yolumuza devam edeceğiz. Pasajlar panoramasına geldik arkadaşlar. Burası bu bölgedeki pasajlar bölgesinde gördüğünüz en havalı mekanlardan bir tanesi. Az önce de belirtmiştim, İstanbul'daki çiçek pasajına çok benziyor. Hemen öğle yemeğimizde One and One Paris'te yiyeceğiz. Buranın hamburgerleri çok meşhurmuş. Burayı denemek istedik. Paris usulü kahvesiyle, hamburgeriyle, diğer yemekleriyle, lezzetli tatlarıyla lezzetli bir mekan olacak. O zaman hazırsanız güzel bir gastronomi deneyimiyle başlayalım. Ve öğle yemeği için arkadaşlar One and One Paris'e geldik. Burası muhteşem bir pasaj içinde. Paris'in en güzel hamburgercilerinden bir tanesi. Zaten görüntüler her şeyi anlatıyor. Burada iki tane Meksikan ve cheddarlı bir sexy burger diyorlar buna. Bunu yiyeceğiz. Yani şöyle az önce Instagram için döktüm ama sadece şu olayı göstereceğim arkadaşlar size. Her yanı cheddar dolu muhteşem bir görüyorsunuz hamburger. O zaman çok geçmeden biz yemeye başlıyoruz. Paris'te kendinizi masallar diyarında zannedebileceğiniz yerlerden bir tanesi olan Paris Operası arkadaşlar arkamda. Burası Palais Garnier'de geçiyor. Kim bu Garnier? Bu opera binasını yapan, daha sonra onun döneminde yapıldı bu. 1825 yılında hizmete açıldı. Yani 19. yüzyıl eserinden bahsediyoruz. Üzerinde muazzam renkler, heykeller. Yani dünyadaki en güzel opera binalarından bir tanesi var şu an arkamda. Hemen daha uzakta iniyorum, görüyor musunuz ama Louvre Meydanı'ndan bu tarafa doğru geliyorsunuz. Zaten caddenin başında o devasa heykelleri görmeye başlıyorsunuz. O tepedeki altın parlayan melek heykelleri gibi düşünüyorum. Burası aynı zamanda Académie Nationale de Musique, yani müzik akademisi, ulusal müzik akademisi diye de geçiyor. Ama biz burayı daha çok işte ne diyebiliyoruz? Opera binası, Paris Operası. İçeriye çok ciddi bir ücret ödeyerek giriş yapabiliyorsunuz, gezebiliyorsunuz ama bütçeniz varsa gelip burada bir opera izlemenizi tavsiye ederim diyorum ve yoluma devam ediyorum. Opera binasına gelmişken arkadaşlar hemen karşısında bulunan Lafayette Galerisi'ne gelin. Burası Paris'in en ünlü AVM'lerinden bir tanesi ama buranın bir diğer özelliği de ücretsiz olarak terasa çıkarak muhteşem bir Paris manzarası sizi bekliyor olacak. Ücretsiz tavsiyeleri devam ediyorum, gördüğünüz gibi özellikle bu dönemlere çok işe yarıyor. Arkamızda gördüğünüz gibi Eiffel Kulesi uzakta, yaklaşık birkaç kilometre ileride. Hemen şu devasa bir ya da az önce anlattığım opera binası. Onun dışında Palais Garnier'i, Pantheon'u hepsini buradan görebiliyorsunuz uzak mesafelerde olsa da. Sonrasında zaten diplerine gideceğiz, yakınlarından çekeceğiz. Burayı da size göstermek istedim. Ücretsiz birçok rooftop para, çok ciddi paralar ödemeniz gerekiyor bu manzara için ama bu galeride hepsi ücretsiz. Şimdi terasını gezdik ama burada acayip bir şey var arkadaşlar. Şu anda görüntülerde görüyorsunuz. Muhteşem bir cam tavan var. Böyle Antepler burayı çok sever. İnanılmaz böyle renkli, altın yaldızlı, varaklı her yer. Görüyorsunuz etrafımda dünya ünlü markaların ortasındayız şu anda ama burası dünyanın en ünlü AVM'lerden biri olmasının sebebini şu yukarıdaki muhteşem tavandan da anlayabiliyorsunuz. Müzik
will be.